Merhaba arkadaşlar, Renk Ahenk'e hoş geldiniz. Bugünkü paylaşımda güzel suplalar yapacağız. Hem güzel hem çok kolay ve pratik bir model seçtim. Ve ibadet olarak da şöyle göstermek istiyorum. 40 santim çapında bir supla bu. Ama isterseniz burası çok geniş olmasını istemiyorum derseniz eğer ki bunu tığ numarasına bir numara daha küçük kullanarak daha küçük bir supla 38 santimlik bir supla elde edebilirsiniz. Aynı şeyleri metodu takip ederek örersiniz. Sadece tığ numara bir tanesi bir numara eksiltirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Bir ucundan bir uca kadar şöyle yana koyayım gözüksün. 40 santim arkadaşlar. 40 santim şöyle bir köşeden diğer köşede şuraya ortaya koyduğu zaman 40 santim olmuş oluyor suplamız. Ve ben kaç numara tığ kullandım? Hemen söyleyeyim. 4 numara tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle ipim vardı evde 3 numaralı makrome ip. Bu yumak sanırım 100 gramlık bir yumak, çok yazmıyor üzerinde. Bundan son sırada şu kadar birkaç örnek kala ip bitiyor. Yani bir yumakla aşağı yukarı bir supla çıkıyor. Ama son sırasında çok az bir daha ip istiyor arkadaşlar. Böyle ipimiz ne kadar harcandığını da söyledim. Şimdi videonun devamında detaylı bir şekilde yapılış mevcut. Bu arada bardak supla da hazırladım ama bunu yapılış bir dahaki videoda göreceksiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, işte suplamızı buradan zincir çekerek başlıyoruz ve dönerekten devam ediyoruz. Kaç sıra örüyoruz? Buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 sırada suplamızı bitiriyoruz. Ben supla için polyester makrame ip kullandım arkadaşlar. Bu ip bende çok eskiden beri kalan iplerden biri duruyor. Neredeyse 18 yıl önce falan. Ama aynı marka ip. Şeyde internette gördüm, var hala öğretimde ve yeni aldığım makrome iplerle kalınlık olarak da aynı arkadaşlar. Bu arada şuradan şey göstermek istiyorum. Pamuk makrome ip var, şöyle biraz ince, bir de şöyle makrome ip var daha kalın, bir de şöyle iplerle ilgili hangi iplerle yapabilirsiniz makrome diye. Aslında çok çok ince yapmak isterseniz dantel kıvamından biraz daha şeyli oldu. O zaman şey Nakonu Ibasa, Aleze'nin Diva, onlar da kullanabilirsiniz. Bakın bu da pamuk ip var bende. Bunlar da güzel oluyor. Bunun utu gerektiriyor ama güzel, ben beğendim, daha önce yapmıştım. Bunu kalınlığı da şöyle. Bakın şu makrome iplerden göstermek istiyorum. Üçü de makrome ip. Bu beyaz olan polyester. Yandaki iki tanesi şey pamuk makrome ipler ve ikisinin kalınlığı görüyorsunuz. Bu daha kalın, bu biraz daha ondan ince. Çünkü polyester de buna biraz daha yakın kalınlık itibariyle. O nedenle bir de pamuk ip alayım. Pamuk ip de bakın şöyle buna hemen hemen yakın bir kalınlığa sahip bir ip. Bu ipler niye gösteriyorum? Çünkü kullandığınız ip ne olursa olsun bir fark gösterebilir kalınlık itibariyle. Aslında çok fazla şey göstermiyor. Santimetre itibariyle baktığı zaman 2 santim falan fark ediyor. Evet, çok kalın olmasa diğer ipte o zaman şey yapıyor ama birbirlerine yakın gördüğünüz gibi. Şimdi polyester makrome iple başlayacağız. Herhangi bir polyester ip olduğu zaman, ister makrome ipi olsun ister dantel iplerde, başlarken mutlaka şu işlemi yapın. Ama dikkat edin, eliniz yanmasın. Şöyle böyle birbirlerine birleştirdiği zaman sıcakken yakmış oldum ucu. Bakın ucu yaktığı zaman ipler ayrılmıyor. Yoksa makrome iplerdeki bakın bir örgü görüyorsunuz. Şu örgü şeyi dökerken ipi dokuma aşamasında aynı ipi dönerek yapılan bir işlem. Burada açık bıraktığı zaman, çekildiği zaman sürekli sökülüyor ip. Tabi örgünüz de sökülür o zaman. Bu çok önemli bir adım. Bunu mutlaka yapalım arkadaşlar. Şimdi ben zincir çekerek başlıyorum. Aynı ebat yakalamak isterseniz siz de mutlaka zincirli yapın. Eğer ki çok kalın ipiyse o zaman sihirli halka ile de yapabilirsiniz. Ama aynı iple sihirli halka ile başlarsınız. Yarım santime kadar ibada fark edecektir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektim ve baştaki çekmiş olduğum zincir, düğme değil, zinciri bakın. Zincirden şöyle ikisini bir aldım ve kilitledim arkadaşlar. Şöyle bir halka elde ettim. Şöyle yapıyorum ve bir, şunu da içine alayım, iki, şu zincirin içinde ipimizi de kaybetmiş oluyoruz böylece. 3 tane zincir çektim ve birinci trabzan yaptım. Halkanın içerisinde, pardon, bu bizim birinci trabzan. Sonra 1, 2. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığım üzerine ip aldım. Halkanın içerisinden 1, 2, 3. Üçlü trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 2 zincir. Üçlü trabzan. 2 zincir, üçlü trabzan olarak 10 tane boşluk oluşturmamız gerekiyor burada, bu aşamada. Bakın bunu 12 tane yapalım, sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, 12. kolon bitirdim ben. Şimdi 1 2 3, şu aradaki 2 zincir bırakıyoruz. Bu üçüncüne 1 2 üçüncü zinciri buluyoruz buradan ve tepesinden ilmek alarak şöyle kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Ve buradan bakın, bu aşamada mutlaka dikkat edelim, 12 tane sayalım. Bakın şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, tam 12 dilim yapacağız çünkü burada. Şimdi buradan kaydırma, şöyle ilmek, bakın şöyle tutuyorum, buradan ilmeğimi alıyorum, bir yana geçiyorum. Bakın boşluğun içerisine geçtim ve burada 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bir kere doluyorum, 3 kere de boşaltıyorum. Bakın 1 2 3 1, şu iki kolonun arasındaki 2 zincirin içerisinde 3 tane trabzan yaptık. Sonra bir zincir çektik, tığımız üzerine ip aldık, hemen yandaki kolonun içerisinde yine 1 2 3 3 kere de boşaltıyoruz. Yani üçlü trabzan yapıyoruz aslında arkadaşlar. Şu yandaki kolonun da aynı şekilde şöyle trabzan yaptık. Arada bir zincir çektik ve sonra burada aynı işlemi her kolonların arasında, iki kolonun arasındaki 2 zincirin içerisinde 3 tane şuradaki trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincirle sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Son şu kulonun içerisinde 3 tane trabzan yaptım, bir zincir çektim ve hemen buradan bakın 1 2 3, en tepede şöyle ortasından batıyorum, ilmeği alıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum ve şöyle bizim ikinci sıramız bitmiş oluyor. Şimdi üçüncü sırada bakın bu trabzanın üzerinde 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen şu trabzanın tepesinde bakın burada bir dikkat etmesi gereken, şurada birleştirdikten sonra böyle bir iki ilmek var, şöyle gözüküyor. Şu ikisini birden alıyoruz ve tekrar 1 2 3 üçlü trabzan çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer ki ipiniz çok kalınsa burada şey yapabilirsiniz, ikili trabzan olarak devam edersiniz, baştan biri aynı ibat yakalarsınız. Bakın şimdi 1 2 3, 1 2 3, 3 tane trabzan yaptık. Şimdi aynı trabzanın başına bir kere daha batıyoruz ve 1 2 3, böylece bakın şöyle baktığımızda 1 2 3, üzerine 1 2 3, 4 tane trabzan oldu. Bir tane artış yaptık, bir tane zincir çektik araya ve hemen sıradaki trabzanlı üzerine batıyoruz ve 1 2 3 ve yine aynı yere 4 tane. Bu sırada bir de bir zincir, aynı işlem yapıyoruz. Her 3 trabzan üzerine 4 trabzan yapıyoruz. Sonuncu trabzanın içerisinde 2 kere batarak işlemimize devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, 3. sıranın sonuna geldik. Bakın 4 tane trabzan yaptık 3'ün üzerinde ve bir tane zincir, buradan 1 2 3, 3. zincirin tepesinde şöyle birleştirdim ve bunun üzerine 1 2 3 tane zincir çektim. Her trabzanın tepesine batarak birer tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 tane trabzan yaptık 4'ün üzerinde ve bakın bir tane daha burada aynı gözneği içerisinde trabzan yapacağız. Şimdi bu sefer daha önceki 2 sırada arada bir zincir vardı, bu sefer 1 2. Bundan sonraki sıralarda hep aralarında, dilimler arasında 2 zincirle geçiş yapacağız arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 ve 5, aynı trabzan içerisinde bir kere daha tepesinde batarak 5 yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz ve bu sıraya böyle devam ediyoruz. 3 4 5, her seferinde sıra başında değil, sonuncu trabzan, sıradaki son trabzanın içerisinde çift batıyoruz. Bakın burada çift battık, burada çift battık, bu sıra böyle devam edecek. Evet arkadaşlar, 4. sıramız bitti. 2 zincir çektik ve 1 2 3, bu bir sonraki kümeden 1. trabzanlı tepesine batıyoruz ve kaydırma tekniğiyle şöyle bakın, kaydırma tekniğiyle birleştireceğim. Bunun üzerine 1 2 3 zincir çektim, tığım üzerine ip aldım ve sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyorum. Burada zincir çektiğimiz, yukarıya gittiğimiz işlemi mutlaka trabzan olarak sayıyoruz. Üzerine bir tane daha trabzan yapmıyoruz arkadaşlar. Bir önceki sırada burada 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan vardı. Şimdi bu sırada bir artış daha yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve aynı nokta içerisinde bir kere daha batarak bir trabzan daha yapacağız artış olarak ve 1, 2, 2 zincir çekiyoruz, tığımız üzerine ip alıyoruz ve yan kumaya geçiyoruz. Yan kumada da aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir tane de aynı trabzan içerisinde 6. Bu sırada alt tane trabzan yapıyoruz her dilim üzerinde. Bakın şöyle bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 5. sıramız bitti. 5. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yaptık. Her küme, her dilimin üzerinde. Aralarında da 2 zincirli sıramızı bitirdik ve birleştirdik kaydırma tekniğiyle. Şöyle. Şimdi 7. sıramıza başlıyoruz ve 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum ve her trabzanın üzerinde birer tane trabzan yaparak sıra sonuna, pardon, dilimin son trabzana kadar geliyorum. Bu sırada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanın tepesinde bir kere batınca 6 tane. Burada da yine bir trabzan daha yapacağız. Yani her sırada dilimin son trabzanın üzerine 2 kere batarak bir artış gerçekleştiriyoruz. Bakın burada da bu tarafta yapmıyoruz, sadece dilimin sondaki trabzanı yapıyoruz. Ve bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan oldu. Aralarda 2 zincir ve hemen yandaki dilimi geçiyorum. Ve aynı şekilde burada yaptığımız işlemi, şuradaki yaptığı işlem burada ve diğer her dilimin üzerinde aynı şekilde uygulayacağız ve 7 tane trabzan olacak. Evet arkadaşlar, 6. sıramız bitti ve şurada bakın birleştirme noktasına kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum ve 7. sıramız başlıyor. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki trabzanlar üzerine her bir trabzanda birer kez batarak trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 7. trabzanın üzerine bir kere daha batıyoruz ve 8 yapıyoruz burada ve arada yine 2 zincir ve yana geçiyoruz. Yandaki trabzanların üzerinde de her birinin üzerine birer tane öreceğiz. En son trabzanın üzerine bir artış yaparak bunun gibi 2 kere öreceğiz arkadaşlar. Ve bu sırada bizim her dilimin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabzan olacak. Arada 2 zincir ve tekrar 8 trabzan. Bu sıramızı böyle dönerek yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 7 sıra bitti. 7. sıranın sonunda tekrar aynı işlemle bir sonraki dilimli birinci trabzanın tepesinde batıyoruz. Yani üçlü zincirini en tepedeki zincirin üzerine ve 1 2 3 zincirle birinci trabzan yapıyoruz. Sırada gelen her trabzanın tepesine batarak üçlü trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz ve bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 bir alt sırada 8 trabzan var. Son trabzanı bakın tepesine bir kere daha batıyorum. 9 aralarında yine 1 2 zincir. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 trabzanımız oldu. Bu sırada her dilimin üzerinde 9 trabzan öreceğiz. Aralarında 2 zincir. Bütün sıra boyu böyle devam edeceğiz. 9 trabzan, 2 zincir. Her seferinde son dilimin son trabzanın üzerinde 2 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik ve bakın şurada sırayı da birleştirelim. Sonra bizim suplamızı alt değil, tabanın altında gelecek bu bölüm. O nedenle burada biz bu aşamada ölçüm yapacağız. İpiniz kalın veya inceyse ona göre bu ölçümüyle takip ederek devam edebilirsiniz. Bakın son sıramızda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra ördük ve 8. sırada burada bizim 9 tane trabzanımız var. Şimdi bu kısım tabağımızın altta gelecek kısımdır. Bundan sonrası oya yapılması gerekiyor. Bu bizim tabağımızın ölçüsünü de yapabiliriz. Biz tabak, bir servis tabağı üzerine koyup da bakabiliriz. Bir de şöyle bir ölçüm tam ortasına koyayım mezuraya. 25 santim arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. 25 santim bir çapında suplamız oldu. Çok güzel, ideal bir boyut. Ama bu bittiğinde 40 santim olacak arkadaşlar. Hayır, 40 santim değil de 38 santim yeterli bana. Çünkü suplalar 38 santim, 40 santim, 42 santim çok büyük suplalarda oluyor. En ideal boyutu 40 ortadaki. Ama 38 de çok güzel duruyor. O nedenle siz eğer 38 santim yapmak isterseniz suplanıza bittiğinde, o zaman burası 23-24 arası ya da 23 santim bırakın. Şimdi bunu ben niye ölçerek anlatıyorum? Şurada sizin ipin başta da gösterdim, ince ipler var, kalın ipler var. İnce ip ise o zaman belki bir sıra daha çıkmak zorunda kalacaksınız. Eğer ki kalın ip ise belki bir sıra daha eksik yapacaksınız ya da 2 sıra. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Burası önemli. Bundan sonraki oya yapmamız için, karelere denk getirmek için buradaki şu trabzan sayımız çiftli olmamalı, tekli sayı olmalı. Şimdi bizim burada 9 var, 7 olabilir, büyük yapmak isterseniz 11 olabilir, 13 olabilir. Yani tekli sayı olması gerekiyor. Ve eksik yapmak isterseniz dediğim gibi 7, 5, çünkü bazı ipler çok kalın, ona göre de ayarlarsınız. Bu ipattan sonra biz oya yapacağız ve bunu oya yapmak için ne yapıyoruz? Bu sıra başlangıçta 3 zincir bizim trabzan için, ondan sonra 2 zincir daha katıyoruz, 5 tane zincir çekiyoruz. Arada bir tane trabzan boş bırakıyoruz. Bir sonraki trabzanın üzerinde böyle 1 2 3 Arada 2 zincir, arada bir tane trabzan boş bırakıyoruz ve bir tane trabzan yapıyoruz. Arada yine 2 zincir ve arada bir tane boş bırakıp yandaki trabzanın üzerine batarak üçlü trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Arada 2 zincir, arada bir tane boş bıraktık ve bir sonrakine batarak üçlü trabzan yaptık. Sonra tekrar 2 zincir çektik arada ve şu boşluğunu atlatıyoruz. Şuradaki trabzanın tepesine batıyoruz ve tekrar burada üçlü trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bakın arada 2 zincir, arada tekrar bakın şurada bir tane boş bırakıyoruz, hemen yandakine batıyoruz. Bu boş bıraktık, bu sıramız böyle devam ediyor arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Arada 2 zincir, alttan bir tane boş bırakıp hemen yandaki yani ikinci gözleğin içerisinde batarak ilmek alıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle yaptığımızda her dilimin üzerinde 1 2 3 4 tane kare denk geliyor, kutucuk oluyor. Sonra kutu üzerine, şurada boşluk üzerine tekrar bir tane kutu ve tekrar burada 4 tane olacak. Bu sıra böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, kafesli sıramı bitirdim ve bakın son 2 zincir var ve burada 1 2 3 üçüncü zincirin içerisinden ilmek alıyoruz ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz ve şöyle bir kafesli sıramız bitmiş oldu. Dediğim gibi her dilimin üzerinde 4 kafes geliyor. 1 2 3 4. Arada kafes üzerine yine kafes geliyor ve tekrar şöyle kafesli sıramız bitti. Şimdi bir üstteki sıraya geçmek için şu kafesin içeriye alacağım ilmeğimi. Şöyle kaydırma tekniğiyle içeriye aldım ve bunun üzerinde 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle tığım üzerine bir kere aldım ve burada ben ikili trabzan öreceğim arkadaşlar. Şöyle aralarda 1-2 zincir çekiyorum, tığım üzerine ip alıyorum, aynı kafesin içerisinden ilmek alarak böyle çok kısa değil, biraz satarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı kafesin içerisinde ikili trabzan yaptım ve şöyle ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arada 1 2 zincir, tığım üzerine ip aldım. Bu sırada gelen kafesimizi boş bırakıyoruz. Ondan sonraki kafese tekrar ikili trabzan, 1 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar kafesin içerisinde, aynı kafesin içerisinde ikili trabzan 2 tane daha örüyoruz. Arada 1 2, burası boş bırakıyoruz, hemen yandakine bir kafes boş bırakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki kafeste sütaş işlemini yapıyoruz. Sütaş işlemimizde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve tekrar ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Arada 2 tane zincir çekiyoruz. Burası boş bırakıp hemen yandakine tekrar sütaş işlemi yapıyoruz. Bu sıra boyunca bu sütaş işlemimiz devam edecek arkadaşlar. Sıra boyunca bunu yapalım. Evet arkadaşlar, oyamızın sütaş sırasının sonuna geldim. Bakın burada zincir çekerek başladığımız trabzanlı en tepedeki zincire batıyorum, kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum ve burada hemen yandakinden ilmek alarak bir kere daha kaydırma tekniğiyle ilmeği yürütüyorum ve şu boşluğa geliyorum. Boşlukta da aynı şekilde şöyle boşluğa getirmiş oluyorum böyle. Bakın ve bunun üzerine tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum, tığım üzerine ip alıyorum ve aynı boşluğun içerisinde tekrar ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar, burada oya siz daha uzun yapmak istersiniz, eğer ki üçlü trabzan de yapabilirsiniz. İpiniz ince ise o zaman üçlü trabzan yapın. Bakın şöyle tekrar aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan olmak suretiyle ve aralarında yine 2 tane zincir çekeceğiz ve bu sırada böyle devam edeceğiz arkadaşlar. 2 zincirden sonra bakın bir sonraki şu ikili su taşını tam ortasına tekrar su taş yapıyoruz. Bakın şöyle arada 2 zincir var, şu ara boşlukta çalışmıyoruz arkadaşlar. Burada aynı 2 zincirden geliyor ve sonraki bu 2 trabzan arasındaki 2 zincirde 2 zincirli boşluğun içerisinden ilmek alıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, tekrar aynı boşluğun içerisinde 2 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve bu sırada böyle aynı şekilde devam edecek ve son sıraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. sıranın sonuna geldik. Bakın oya yapıyoruz, taşının 2. sıradaydık ve arada 2 zincir vardı, onu ördüm. Şurada 1 2 3 üçüncü zincirini içerisinden ilmek alıyorum ve kaydırma tekniğiyle burada birleştiriyorum. Sonra hemen yandaki trabzanın tepesinden şöyle ilmekimiz alıyoruz ve bir kere daha yürütüyoruz ipliğimizi ve su taşının içerisine geliyoruz şöyle. Bakın. Ve burada 1 2 zincir çekiyoruz, tığımız üzerine ip alıyoruz ve şu boşluğun içerisinde 1 2 ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir kere doluyoruz ipimizi, aynı boşluğun içerisinde 1 2 ve 3 üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve şurada üçlü trabzanın tepesinde tığımızı geçiriyoruz ve ilmeği alarak kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Tekrar tığımız üzerine ip alıyoruz, aynı boşluğun içerisinde 1 2 3 üçlü trabzan yaptık. Aynı boşluğun içerisinde ikili trabzan, tekrar tığım üzerine ip alıyorum ve aynı boşluğun içerisinde tekli trabzan yapıyorum şöyle. Bu bizim son sıramız, oyamızın. 1 2 tane zincir çekiyorum, şu aradaki su taşların aradaki 2 zincir olan boşluğun içerisinden ilmek alıp burada bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum, tığım üzerine ip alıyorum ve bir sonraki su taşının içerisinden ilmek alarak, bakın tığım üzerine 3 tane ilmek var, 3'ü de birden boşaltarak tekli trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ip aldım ve burada ikili trabzan yaptım sırada. Sonra üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum ve üçlü trabzanı tepesinden ilmek alarak bunlara birleştirerek şöyle bir pıtırcık yapıyorum ve aynı örneğin boşluğun içerisinden üçlü trabzan yapıyorum, bir tane de ikili trabzan ve son olarak da bir tekli trabzan yaparak oyama bitiriyorum. Buradaki 1 2 zincir ve bir sonraki boşluğa geçiyorum. Aradaki boş zincirler üzerinde bir sık iğne, tekrar 2 tane zincir ve tekrar su taşının içerisinde aynı işlem yaparak sonuna kadar, sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın, yani bir tekli trabzan, bir ikili trabzan, sonra bir üçlü trabzan, üçlü trabzanın üzerinde 3 tane zincir çekerek bir minnacık çiçek yapıyoruz ve tekrar aynı örüntüye devam ediyoruz. Tarzdan üçlü trabzan, ikili trabzan ve tekli trabzan olmak suretiyle bizim oyamızı böyle devam edecek. 2 zincir, sonra sık iğne ve 2 zincir. Şimdi bütün su taşların içerisinde şöyle oya yapalım. Aradaki boşluğun içerisinde 2 zincir, sık iğne, 2 zincirle bu sıramızı bitirelim. Evet arkadaşlar, oyanın son sırasına, son noktaya geldim. Bakın, 2 zincir çektim, şu ara boşlukta bir sık iğne yaptım ve tekrar 2 tane zincir çektim ve bu sefer bakın şuradan 2 tane zincirle başlamıştık. En tepedeki zincirin tepesinden ilmek alacağım şöyle ve kaydırma tekniğiyle birleştireceğim arkadaşlar. Ve burada biz ipimizi kesiyoruz. Hatta bu yandaki ilmekten şöyle bir kaydırma tekniğiyle yukarıya alalım bunu. Daha güzel duruşu olsun böyle. Şuradan biraz bırakarak ipimizi kesiyoruz ve şöyle hemen şuradan aşağı alalım bunu. Tepeden bakın. İkinci ilmekten. Ve şöyle ters çeviriyoruz arkadaşlar. Ters çevirerek şöyle herhangi bir şu dolgulu olan yerden ipimizi aşağı çekelim önce. Sonra bir kere daha buradan da sağlamlaştırayım. Daha ince tığ ile yaptığım işlem. Bakın şu işlem önemli. Şu ipimizi şöyle tutalım. Örgümüzü arkaya alalım, yakmayalım. Tığımızı, bak tığımızı diyorum. Çakmağımızı yaktık. Şöyle ve şöyle örgümüze yürümesine izin vermeden söndürün. Fazla tuttum kamerayı göstereyim derken. Neyse, yakmadık. Bakın şöyle ip, eğer bu işlem yapmazsanız o zaman ip sökülür, makrome ip çünkü. Sonra tekrar şöyle yapıyoruz, bakın kayboldu ipimiz. Ve makrome ipinin özelliği bu, naylon polyester ip olduğu için ütü gerektirmiyor. Sadece işimizi bitirdikten sonra şöyle ellerimizle düzeltelim, el ütüsü yapalım, o yeterli. Ve yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.